Pancar küspesi. Bölgemizde şeker pancarı, ekim alanlarının ve buna bağlı olarak da fabrika işleme kapasitesinin yüksek olması, yan ürün olarak pancar küspesini önemli bir duruma getiriyor. Çünkü pancar küspesi bol ve ucuz yem kaynağıdır. Çiftçilerimiz küspeyi hayvanlarına yedirirken bundan tam olarak faydalanabiliyorlar mı? Maalesef hayır. Bunun çeşitli sebepleri vardır. Öncelikle muhafazası uygun olmadığı için hem zayiat çok olmakta hem de çeşitli bozulmalar ve küflenmeler meydana gelmektedir. Bu durumdaki posa hayvanlara verilirse bazı sakıncalar yaratmaktadır. Fakat paketlenmiş ve hazır olarak satılmakta olan pancar küspeleri 12 ay tazeliğini korumaktadır. Bu şekilde pancar posası hem daha faydalı bir yem haline getirilmiş hem de bozulma ve zayiatlar önlenmiş olmaktadır. Şu anda Konya'nın Ilgın ilçesinde şeker fabrikasına yakın Orhaniye köyündeyiz. Size pancar küspesiyle ilgili bahsetmek istiyorum. Pancar küspesi bilindiği gibi pancarın şekeri alındıktan sonra kalan posasıdır. Hayvan beslemesinde de çok önemli bir yeri vardır. Özellikle çok ucuz bir kaba yemdir. %85-90 civarında su içerir. Ayrıca enerji kaynağıdır. Şeker içeriği vardır. Fakat çok besleme değeri olmayan, ancak kışın yaş otların olmadığı, kuru saman tüketilen işletmelerde hayvanların iştahla yediği görüldüğü gibi çok iştahla samanı da değerlendirebilen bir yem çeşididir. Çiftçilerimizin özellikle pancar, şeker fabrikasının olduğu yerlerde ve diğer yerlerde poşetli, paketli olmak kaydıyla faydalanmaları gereken bir kaba yem çeşididir. Pancar küspesi bilindiği gibi %85-90 su içerdiği için samanla karıştırılarak ve üre ilave ederek, hatta diğer kaba yemlerde ilave edilerek silaj yapılabildiği gibi kurutularak da tüketilebilir. Ancak yaş pancar küspesi tüketecek çiftçilerimizin en büyük problemi bunu depolayamamaları ve bozulmalara yol açması. Yaş pancar küspesinde son yıllarda özellikle şeker fabrikalarının olduğu yerlerde bazı girişimci firmalar şeker pancarı küspesini paketleme yoluna gittiler. Bu da çok uzun dayanımı ve boşa gitmeyi, israfın önüne geçti. Dolayısıyla şeker pancarı küspesi poşetle alınırsa zayiatları hesap edecek olursak daha ucuza geldiği kanaatindeyim ben. Şeker pancarı küspesinin besleme değeri konusunda da tabii veteriner arkadaşlardan daha iyi bilgiler almak mümkün olacaktır benim kanaatime göre. Şeker pancarı küspesini eğer şeker fabrikası yakınında ve uzağındaki çiftçilerin hesaplı bir yem maddesi olduğundan rasyona mutlaka girmesi gerektiği kanaatindeyim. Size saygılar sunuyorum. Hayvanların oldukça severek ve iştahla yediği sulu, şıralı bir yem bitkisi olan pancar küspesi, özellikle ineklerin beslenmesinde kullanıldığında süt verimini önemli ölçüde arttırmaktadır. Fakat gebe hayvanlara verilmemelidir. Pancar posası yüksek enerjiye sahip, sindirebilirliği yüksek, ucuz ve kolay ulaşılabilen bir yem maddesidir. İçerisinde bulundurduğu selülozun kolay sindirebilmesinden ötürü hayvanlar tarafından sindirildiğinde daha yüksek bir enerjiyi açığa çıkarabilen ve bu da bizlere zor kış şartlarında hayvanlara ve bizlere daha kolay
zayıflık sağlayan bir yem maddesidir. İçerisinde %80 su ihtiva eden pancar fosamız bizlere kışın sulu yem maddelerinin olmadığı aylarda yüksek oranda yardımcı bulunmaktadır. Bunu şöyle söyleyebiliriz. Şu anda hayvanlarımızın yemiş olduğu samanı kışın daha kolay sindirebilmesini ve daha lezzetli bir şekilde yemesini sağlar. Bunun yanı sıra pancar küspemiz süt oranlarımızda içerisinde bulunduğu süt ve enerji orandan ötürü, su ve enerji oranından ötürü daha yüksek süt elde etmemizi sağlamaktadır. Bunun yanı sıra pancar küspesini tüketmemizin en büyük faydalarından biri de besi alanında. Besi de bizlere diğer kaba ve kesif yem oranlarında daha ekonomik olmasını sağlamaktadır. Pancar küspesini nasıl tüketebiliriz dediğimizde, pancar küspesini bir hayvanın canlı ağırlığının %5'i kadar verebiliriz. Bu yönden de ortalama 500 kiloluk bir hayvanda 25 kiloya kadar tüketebildiğimizde herhangi bir sıkıntı çıkmamaktadır. Pancar küspesine kolay ulaşabildiğimiz gibi bunu depolamak ve silolamak bir o kadar zordur. Bunun için de şu anda yayın yapmış olduğumuz işletmemizde bizlere yardımcı olmak amacıyla bunları 25 kilogramlık vakumlu poşetler halinde bizlere sunmaktadır. Vakumlu poşetin ne faydası vardır? Vakumlu poşet sayesinde küspemizin bir yıl boyunca hiçbir şekilde bozulmadan, küflenmeden bizlere stoklanmasını sağlamaktadır. Küspeyi şimdiye kadar açık şekilde küspe havuzlarında, silolarda depoladığımızda meydana gelen küf ve bu küfe bağlı olarak oluşan aflatoksinlerden birçok metabolik rahatsızlıkla beraber işletmelerimiz çeşitli maddi kayıplara uğramaktaydı. Bu sayede birçok maddi ve manevi kaybın önüne geçmekteyiz. Küspemizi bir tek direkt küspe olarak değil de bunun yanı sıra sılaj olarak da sunabiliriz hayvanlarımıza. Bunu nasıl yaparız? Ortalama 1 tonluk küspe sılajımız için 700 kiloluk bir pancar fosamız, 300 kiloluk balyamız, %1 oranında, ortalama bu da %1 dediğimizde 10 kilo üreye tekabül eder. Yaklaşık 30 kiloda üre verdiğimiz takdirde çok harika bir sılaj elde edip bunu elde etmiş oluruz ve bu sılajımızın kış aylarında bariz bir şekilde göreceksiniz ki hayvanlarımızın etlenmesine ve sütünde çok büyük bir faydası olacaktır. Kesif yemden tasarruf sağlayan pancar küspesi, lezzetli yapısı sayesinde de telef edilmeden hayvanlar tarafından hızla tüketilmektedir. Diğer yem bitkilerine göre daha fazla enerji sağlayan pancar küspesi ayrıca hayvanların sindirim sistemlerini güçlendirerek daha sağlıklı ve verimli et yapısına kavuşmalarında yardımcı rol oynamaktadır.